Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, açmayan sardunyalarımızın özellikle bugün bu konu hakkında birazcık konuşmak istedim. Şimdi açmayan sardunyalardan bahsetmişsiniz yorumlarda. Ve sardunyanızın sadece bir dal olarak uzadığından bahseden sevgili arkadaşlarım var. Zaten sadece dal olarak uzayan sardunyalarımıza neler yapacağımızı daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Yani sadece dal dediğimiz yapraksız, hiçbir şekilde yaprak, tomurcuk ya da filiz vermeyen sardunyalarımızın budamasını yapacağız. Budadığımız zaman gördüğümüz gibi budadığımız yerden yeni yeni filizler vermeye başlıyor. Şimdi o dalları budamayla halledebiliriz. Budadığımız zaman böyle top gibi girinti çıkıntı olmadan güzelce büyüyecek sardunyalarımız. Açmasına gelince sevgili arkadaşlarım, şimdi bazen şöyle göstereyim hemen. Bazen sardunyalar inat yapabiliyor arkadaşlar, çiçek açmıyor. Bu da onlardan bir tanesi. İnşallah açacak. Budamasını yaptıktan sonraki hali bu. Şimdi sizlere bahsediyorum ya, böyle top gibi olsun. Yani top gibi olsun dediğim, her bir yerinden böyle yapraklar olsun. Yapraklar çıkarsın. Daha güzel ve daha gür bir şekilde, dalları görünmeden yemyeşil görünsün diye sevgili arkadaşlar. Açmayan sardunyalarımız vardı. Bu da onlardan bir tanesiydi. Bu da aynı şekilde onlardan bir tanesiydi. Budadıktan sonra ve şimdi vereceğim vitaminden sonra bu şekilde açmaya başladı arkadaşlar. Sardunyalarımızın güneş alması şart. Sardunyalarım yaz kış balkonumda duruyor. Bir arkadaşım hani şehirden dolayı bazen çok soğuk olan şehirler var diye yazmış yorumda. Ben Samsun'da yaşıyorum. Açık balkonum var. Samsun'da da soğuk ve ayaz, yağmur, kar olduğu zaman çok zor şartlarda da olabiliyor arkadaşlar. Ve o şartlarda bile benim sardunyalarım balkonumda. Hem güneşin kızgınlığında balkonumda, hem de soğuğun ayazında balkonumda. Yani sardunyalar bence hem soğuğa hem sıcağa gelen bir balkon çiçeği, bahçe çiçeği arkadaşlar. Evin içerisinde pek olmuyorlar, öyle de söyleyebilirim. Onun için çiçeklerinize mutlaka şimdi bahar güneş almasını sağlayın. Suyu severler. Haftada en az 3-4 kere su verebilirsiniz. Açmayan sardunyalarıma ben ayda bir kez ne yapıyorum? Mutlaka bunu veriyorum arkadaşlar. Hemen sizlere de göstereyim ve sizlerin yanında da vereyim. Çünkü ayda bir kez dedim. Artık verme zamanı geldi. Şöyle bir bardağımın içerisine sevgili arkadaşlar, ne yapıyorum? Evde yemek yaparken ıspanak ya da yeşil pancar, sarma dolma yaptığımız pancarı haşlıyorum. Haşladığım pancarın ya da ıspanağın suyunu dökmüyorum. Bunu çiçeklerimde kullanıyorum arkadaşlar. Gerçekten çiçeklerimizin kökünü güçlendiriyor. Ayda bir kez mutlaka bunu çiçeklerime veriyorum. Ispanak suyu. Şu anki ıspanak suyu arkadaşlar. Ama haşladığım pancarın suyunu da veriyorum. Gerçekten ayda bir kez verdiğim zaman açmayan sardunyalara bol bol tomurcuk verdiriyor. Bol bol çiçek açtırıyor. Bu işlemi ayda bir kez mutlaka sardunyalarınıza verin arkadaşlar. Sardunyanın çoğaltımı çok basit. Sardunya hemen tutan bir çiçek. Birçok saksı sardunyam var. Çoğalttıklarımdan onları da göstereyim. Evet, onlardan bir tanesi bu arkadaşlar. Bunu yeni ektim Nisan başında. Çok güzel tuttu. Şuradan sanırım tomurcuk verecek. İnşallah çiçek de açacak. Kırmızı açan sardunyalarımdan filiz alarak ekmiştim bunu Nisan başında, dediğim gibi. Şimdi küçük bir saksıya ektim. Ben sardunyaların büyük saksıda olması taraftarıyım. Çünkü büyük oluyorlar. Kökleri ve dalları kalın oluyor arkadaşlar. O yüzden gelişiminin hızlanması için, daha güzel gelişmesi için büyük saksı şart. Böyle
yetiştirmek için böyle bir saksıyı ektim. Sonrasında saksı değişimi yapacağım. Yine Nisan başında ektiğim diğer sardunya çiçeğim. Ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Yorumlarda güvercinlerle ilgili bana bilgiler vermişler. Hani böyle yaparsanız daha iyi olur, kaçar falan diye. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Uygulayacağım o bana yazdıklarınızı. Çünkü güvercinler maalesef çiçeklerimi mahvediyor. Gördüğünüz gibi delik delik yapıyor. Onlardan canım çok yandı. Yapacak bir şey yok. Bunların çok çiçeğim var. Hepsini evin içerisine alamam. Evin içerisinde de zaten çok çiçeğim var. Onlara da bir çare bulacağız inşallah. Onların da canını yakmadan bir şekilde kovacağız. Bu da beyaz açan sardunya çiçeğim. Şimdi kıştan çıktı. Yeni yeni kendini toplayacak inşallah arkadaşlar. Sararmış kurumuş yaprakları var. İşte temizliyoruz. Şöyle beyaz açıyor. Beyaz, pembe ve kırmızı olmak üzere 3 renk sardunyam var. Sardunya çiçeklerini çok seviyorum. Balkonuma yakışan çiçeklerimden en çok sevdiğim arkadaşlar. Yazın daha da bir rengarenk oluyor. Şimdi yeni yeni açmaya başladım. Sardunya çoğaltımını şimdi yapabilirsiniz. Sardunya çoğaltımının her saniye ve her ayda, her dakika, yani istediğiniz zaman yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu verdiğim vitamini ayda bir kez verin. Ama 15 günde bir de mutlaka sardunyalarınıza çay verin arkadaşlar. Çayı ben sizlere ara ara videolarımda öneriyorum. Gerçekten çok etkili olduğu için bunu her videomda, her çiçek videomun arasında sıkıştırıyorum. Çünkü çay tüm çiçeklerde etkili. Zaten bu bilimsel olarak da kanıtlanmış arkadaşlar. Araştırabilirsiniz. Bitki ve çiçeklerde çayın posası, çayın çöpü çiçekleri coşturuyor, çiçekleri büyütüyor, açmayan çiçekleri açtırıyor sevgili arkadaşlarım. Evet. Şimdi bir sonraki videomda sevgili arkadaşlar, bu iki tane saksım, yani kova gibi olan saksılarımın değişeceğim. Büyük bir saksı alacağım. Bu sardunya çiçeklerimin daha şık ve daha güzel görünmesi için zamanında böyle büyük kovalara ekmişim. Şimdi bunlar zaten çok eski çiçek. Aşağı yukarı 7-8 yıllık vardır. Hiç abartısız. Şimdi saksısını değişeceğim arkadaşlar. Zaten şöyle köklerini de görüyorsunuz. Budamasını da yaptım. Küçülttüm yani onları biraz. Saksı değişimi de çok zor olmaz. Evet, toprağımı biliyorsunuz zaten. Toprağımı sizlerle ara ara paylaşıyorum. Doğal gübreli toprak. Evet, ayda bir kez mutlaka bu çöpe dökmeyip evde haşladığınız ıspanağın pancarının suyunu çiçeklerinize, özellikle sardunyalarınıza verin sevgili arkadaşlar. Sardunyalarla ilgili sormak istediğiniz soru varsa yorumlara yazabilirsiniz. Görüşürüz.